Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. As-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabiinlerin hayatını okuştuğundaki nabattaki dersimiz Amir ibn Abdullah At-Tamimi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizi özünün sünanlarda keltirgen hadise de şunu dediler. Yati alen nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kel kabidi alel camr. İnsanların üstüge şunu dediği zamanlar keledi ki ular orası da dinide sabır bulgen kişi huddu çoğunu üşülep durgen kişide gibi kaladı. Bir zamanlar keladi adamlar dinini üşese, sünnetke amal kısa, dinide sabır bulup dursa, bu adamın işi atraftaki adamlarına aynı genlikden huddu çoğunu üşüp durgen adam kıylanadı. Yani insan kaftada çoğunu üşerken kolu küyadı, ağızlar çekiyordu, kıylanadı. Yani şimdi zamanlar buladı, dinini üşegen kişi, bana şimdi çok üşegen kişi bulan bari bari bu kaladı. Bu hadisini elbette köpçülükümüzde işkenmiz, yani şu manaya dalalat kıladırken köp hadisler var, hemesini zikir kıl oturmayımız. O şimdi bir zaman buladı ki, maruf münkerge, münker maruf gelenip kaladı. Yomğur rahmetmez, bala bulup yokadı. Farzan nimetmez, bala gelenip kaladı. O şimdi bir zamanlar ki, kerim, hürmetge layık boyan kişiler, bir hürmet buladı, rezil, paskeş, hor adamlar, aziz mütebar bu kaladı. Buradalar, şimdi zamanda şey yapız. Şimdi bir zaman ki, insaniyet özünü ölçavlarını yok atıp bari yaptı. Min yıllardan beri razillik, iflaslık deyip sanarken, batçavazlik, fahş, eşitken de insan cirken adıken bana şimdi günahlar, bir yurtlarda, bir ülkelerde medeniyet belgisi, biz Müslümanlarla bu narsa yok. Mana şu nasıl mana şu zamanda aynı genliğe? Ak karaga, kara ak kalmışıp kaladığın zaman. Faziletler ayıp bop kaladı. Ayıp, ar namus boyan işler, öşü davullar gekeli peş kademlik ve fazilet gelenip kaladı. İnsan bolası mana şu hayatının tıkını da, zahması da yaşarken, fitnelerini zahması da yaşarken, bitti sahabanı ya ki tabiinin hayatını eşken payıda kalbi yayrıydı. Bu adamın misali, bana şu sahabanı, tabiinin hayatını okup, kalbi huzurlanan adam misali, sahrada ketekken bir kişi yok şeydi. Isık, masafa uzak, kum. Şimdi hilanı turgan payıda közüge bir vaha köründü, bir vadi köründü. Darahları seyrap, suları seyrap, hılma hıl meyveler, ana şu joyga kirgan paytda qanday huzur halovat qiladi. Allohning uyiga kirib, Allohning zikrini, payg'ambarimizning so'zini, sahoba tobiinlarning hayotini eshitgan inson ham ko'chada bo'layotgan g'alag'ovullardan bir oz huzur oladi, bir soat orom oladi hayotdan. Biz masjidga kirib, mana shu ulug' kishilarning hayotini o'qib o'rgan ekanmiz, ularning hayotidagi qilgan ishlari, o'lchovlari doğru düşüncelerden haber bugün paytımızda, Allah'ın zikir kıyken paytımızda üstümüzde rahmet yokladı. Köpçülükümüzde malum bugün hadis, kaysi bir kavim dedi Resulullah, kaysi bir Müslüman kavim, Allah'ın üyelerden bir üyüge cemlenirse, Allah'ın kitabını okusa, öz ara ders kılırsa, onların sakinet kaplıydı. Onlar ki Allah da Allah'ın rahmeti yokladı. Ve Allah onların özünün huzurudaki bandalar katardı zikir kıladı. Ve onların hammasını, bana şu meclisten durarken günahlarını mağfiret kıladı. Bana şunu mecliste oturup biz buradalar. Onların Allah'a bugün muhabbeti, cennetke bugün şavkını körgen vaktimizde, onların kıyken mehnetlerini eşken paytımızda, bizi hem kalbimizde şicaat, gayret kiradı. Ve kim bizge ibret ekenliğini köremiz? Hakiki bizge ibret buladığın adam kim ekenliğini köremiz? Bu şey buradalar. Öğrenişli kereyi bu genlerse. Sen üçün kim ibret ekenini aitsen, men senge seni kimliğini aitip veremem.
Seni kumirin kim? Ayt şuna. Men senge ne senin kimliğine birime. Dünya parası özgü ibratda bilgen adamı yem, özgü okşagen dünya parası. Savdogarga kim? Ondan göre pulu köprü abogen savdogar ibrat. Boy gene buna kim? Ondan pulu köprü abogen boy. Mansap parası kim? Özgü okşagen adam. Hayotning mashaqqatlari, xavotirlari qalbimizni larzaga keltirib turgan paytda Allohni uyga kelarkanmiz, bu ulug' insonlarni hayotini o'qirkanmiz, qalblarimiz orom oladi. Har kuni nimani eshityapmiz ko'chadan, bilasizlarmi? Odamlarda to'balanishib ketayotganligi, baxillashayotganligi, bag'ri toshib ketayotganligi, qizg'anchiqlik, johillik, hasad, gina, kudurat. Mana shu xabarlarda tinimsiz bizga ommaviy axborot vositalari berib turadi, tinimsiz. Qarab turib fikrga kelasan. Nima balo? Bu telekanallar bizi kalbimizi ezip taşlaştığında bir bilan musobaqa o'ynayapti mı deysan? Her ayda berayotgan haberi avvalgisidan ko'ra qonliroq, e'tiboringizni tortish uchun, reyting olish uchun bir chachilib ketgan a'zolarni ko'rsatish kerak, portlab ketgan ko'rsatish kerak. G'alati bir musobaqa o'ynayapti mı deysan-da bular bizi kalbimizi sindirishga. Mana shunday bir mashaqqat to'fonidan chiqib masjidga kelarkanmiz, bu insonlarda hayotini o'rganarkanmiz, albatta qalbimizga taskin keladi. Kim yergashlikni ko'ramiz, kimdan ibrat olishni kerakligini o'rganamiz. Bir soat bo'lsa ham huzur halovatda o'tiramiz. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar deydi Alloh taolo, qalblar Allohni zikr qilishlik bilan orom oladi. Shundaymi? Amir ibn Abdulloh at-Tamimiy sahobiyim edimi yoki tobiyimmi? Kimdan ilm oldi? Ilmga ega bo'lgandan keyin vaqtini qanday sarfladi? Amir ibn Abdulloh at-Tamimiy. Bu kishi Banu Tamim urug'idan, ulug' tobiyinlardan edi. Bu kishining hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, bu kishining hayotidagi tavozun biz e'tiborimizni tortadi. Ibodat maydonida eng zo'r obid edi. Kunduzgi amallarga esasiz nazar solsangiz, eng zo'r mujohid edi. Sabrga e'tibor qilsangiz, eng sabr insonlardan edi. Inson balası yükselir iken, üçte narsa e'tibor berish kerak. Üçte narsasi yükselişlik kerak. Aqli, qalbi va suluki. Xulq atvori. Mana shu uchala tomondan rivojlangan inson, yükselgan inson, haqiqiy yükselgan inson deyiladi. Aqli bilan qalbi yükselsa-yu, axloqi buzuq bo'lsa, bu odam mukammal inson deb bo'lmaydi. Janglardan olib kelingan g'animalarni oqib kelishi tufayli Basra o'sha davrdagi musulmonlarning eng boy shaharlaridan edi. Ammo Banu Tamimdan bo'lgan bu yigitni bu narsalarga parvo yo'q edi. Odamlarning qo'llaridagi narsadan zohid edi, Allohning qo'lidagi narsaga rag'bati bor edi. Bu o'ta bir muhim masala. Odamlarning qo'lidan behojat bo'lish, Allohdagi, Allohning huzuridagi narsaga rag'batli bo'lish. Mana shu narsa odamlar bizi yaxshi ko'rishiga, Alloh bizi yaxshi ko'rishiga sabab bo'ladi. Izhad fi dunya yuhibbuka Alloh, izhad fi ma indan nas yuhibbuka nas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalardan biri nasihat so'raganida Rasululloh shunday dedilar. Dunyodan behojat bo'l, Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlarning qo'lidagi narsadan behojat bo'l, odamlar seni yaxshi ko'radi. Endi buni aksi bo'lsa-chi? Oxirat bilan ishi yo'q, faqat odamlarning qo'lidagi narsadan ta'ma bilan yashaydigan bo'lsa. Bunda insonni hamma yomon ko'radi. Bunda insonni hamma yomon ko'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi davr, sahobalar davri. Basra shahrining birinchi kishisi, Basraning amiri, ulug' sahobiy Abu Muso al-Ash'ari roziyallohu anhu. Bu ulug' sahobiy Basra shahrining valisi, amiri, qo'shinlarining qo'mondoni, shaharning imomi, xalqni Allohga yetaklaydigan murshid edi. Amir ibn Abdulloh mana shu ulug' sahobani o'ziga lozim tutdi. U kishini doim yonida bo'ldi. Jangda bo'lgan kunlarida ham, tinch kunlarida ham suhbatida qoyim bo'ldi. Biz tobiinlar deyishimizning sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lida tarbiya topgan sahobalarning orqasidan ergan kishilar.
tabi bo'lgan kişiler. Çünkü tabi'in deyiladi ular. Amir ibn Abdullah At-Tamimi Abu Musa Ash'ariy'den ilim o'rgandi. Peygamberimizga Kur'an qanday nozil bo'lgan bo'lsa, bu ulu sahabadan mana shunday suratda Kur'an'ı o'rgandi. Hadisni o'rgandi. Bu ulu sahabanın qo'lida fiqhni o'rgandi. Qaraylarda tobiinlarda hammasini fazilati gapirilganda birinchi o'rinda nimasi gapirilyapti? Nimasi gapirilyapti? İlmi gapirilyapti ukalar. Süleymonni halifani o'g'liga qilgan nasihati ilm o'rganing bolam. İlim bilen pas kişiler yükselikke götürüledi. İlim bilen hiç kim tanımayan adam tanıladı. Şaraf buladı, sayyidlik buladı dedi. Bu uluk tabi'in bana şu sahabeyi kerimden ilim örgengenden keyin hayatını üç kısımda böldü. Her birimiz için en muhim bo'lgan kitap bu Kur'an. Çünkü Kur'an bizim manhacımız. Hadis derslerine, ularda şahlarına albatta muhtaçımız. Çünkü Allah Ta'ala, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in imanı hadisleri hakkında ne degen? Estaizu billah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Peygamber özü sizlerine ata etken nersen alinler, o zat sizlerini kaytargen nerseden kaytinler ve Allah'tan korkinler. Albatta Allohning jazosi qattiqdir. Birodarlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ma'rifat. Uni bilishimiz siz bilan bizga farz. Uni bilish siz bilan bizga farz. Musulmon kishi ota sifatida, savdogar sifatida, tabib yoki bir ishchi sifatida o'zini ishiga tegishli bo'lgan shariat hukmlarini bilishi kerak. Toki haromga bilmasdan kirib qolmasin. Ota sifatida bolalarga nima tarbiya berish kerak? Oila bilan qanday muomalada bo'lish kerak? Payg'ambarimizning sunnatini o'rganishlikka majbur bo'ladi. Tijoratni oldi sotdisi, qarz, yozdi berdi, nasiyalar haqlar ustida nima ish tush kerak? Sunnat o'rgatadi. Siyratdan xabardor bo'lish kerak. Chunki birodarlar, siyrat amaliy islom. Siyrat amaliy islom. Bu tobiin ilmli bo'lganidan keyin vaqtini 3 qismga bo'ldi dedik. Muhim nuqta, vaqtimizni tartibga keltirishimiz kerak. O'sha 24 soat 100 yil burunga, hali ham o'sha 24 soat. Faqat ana shu 24 soat vaqtimizni tartibga keltira olmaganligimiz uchun hech narsaga ulgurmayapmiz. Ana shu vaqtida tartib bo'lmagan insonlarni juda ko'pi dunyoni, ko'chasini qurboniga aylanib ketyapti. Ishini g'ami bilan uyga keladi. Uyiga keladi, g'ami kallasida, ishini g'ami, uyda baxtsiz. Uydagi g'am tashvishini ko'tarib ishiga olib keladi. Ishida ham baxtsiz. Masjidga kirsa, kallasidagi bor g'ami nimasi? Tijorati, hisob-kitobi, namoz o'qiydi, xayoli do'konida. Ana shunday kishilardan bittasi masjidga kelib shom namozini o'qidi. Namoz nihoyasiga yetgandan keyin imomga turib, siz İki rekat okup koyduz namazı dedi. İmam, ya ben doğru okudum dedi. Hayaldan bildiniz ben iki rekat okuyanımı. Mene üçlü dökenim var özü. Mene üçlü dökenim var. Her rekat okuyakken de biti dökenimi kısap kitabını kılaman. Siz ikinci dökenimi kısap kitabı kıp oluşum gelir namazı tüketip koyduyuz. Demek siz iki rekat namaz okuduyuz dedi. Hani bu adamlarda vaqtida tartib yo'q, hayotida tartib yo'q, ishini g'ami uyiga keladi, uyini g'ami ishga boradi, ishini g'ami masjidga keladi, namozda turadi, do'konni hisob-kitobini qiladi. Tanish manzarami? Vaqtlarni tartibga keltirish kerak. Albatta, Alloh taolo uchun kunduzi qilinadigan ishlar bor, kechasi qabul qilinmaydi. Allah ki keçesi kılınadigan işler var, kündüzü kabul kılınmaydı. Aile için alohida vaqt, iş için alohida vaqt, sport için alohida vaqt, hemen sana bir vaqti bo'lishi kerak. Çünkü vaqtini tartibga keltirgan adam juda ko'p narsalarga ulgiydi, juda katta natijalarga erishadi. Avvalgi darslarimizda aytganmiz, inson hayotidagi eng muhim uchta narsa
vaqt, sog'lik, pul. Shu dunyoni o'zidagina zo'r yashayman degan odamga shu 3 ta narsa kerak. Vaqt, sog'lik, pul. Lekin taassuf, bu 3 narsa bir vaqtda jamlanmasa ekan bitta odamning qo'lida. Yoshlikda vaqt bo'ladi, sog'lik bo'ladi, pul bo'lmaydi. O'rta yoshga yetib hayotda 10 ming topib 5-6 so'm topishga yarab qolganidan keyin pul bo'ladi, sog'lik bo'ladi, vaqt bo'lmaydi. Hech narsaga ulgurmaydi. Endi yosh katta bo'lib vaqt bor, pensiyaga chiqdi. Pul bor, nima yo'q? Sog'lig'i yo'q. Shuning uchun birodarlar, hayotimizni tartibga keltirishimiz kerak. Vaqtimizni tartibga keltirishimiz kerak. Dunyo shunaqa. Aldaydi, ishontiradi, o'tib ketadi. Ammo musulmonda bunga aldanmaydi. Imkoniyatini borini bir maqsadda aniq qilib qo'yadi-da, shuni yo'lida sarf qiladi. Buni nima o'xshatish mumkin? Toshaynak bor. Hammalar bilasizlar, lupa. Toshaynak. Quyoshni nurini o'sha toshaynakdan o'tkazib, qog'ozni bir joyga qilib tursangiz, qog'ozni qizdirib, kuydirib teshib yuboradi. Xuddi shunga o'xshagandek siz bilan biz bitta maqsadni belgilab turib hayotimizda bor kuchimizni, qudrat, imkoniyatimizni shunga sarflasak, albatta bir narsaga erishamiz. Allohni rozilik degan maqsadni qo'yingda, Alloh taolo hamma narsaga yo'l yutadi. Faqat maqsad bitta bo'lsin. Uy ham bo'ladi, pul ham bo'ladi, hamma yo'q bo'ladi. Faqat Allohni roziligi birinchi o'ringa qo'yilsin. Chunki kim Allohni rozi qilishni birinchi o'ringa qo'ysa g'amini, Alloh boshqa g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Dunyo ahllarining ishlari sochilgan bo'ladi, ammo musulmon kishi hamma ishi tartibli bo'ladi. Ilm olishi ham, saqofatini oshirishi ham, jismonan sog'lom bo'lishiga bo'lgan harakati ham, yugurishi ham, yelishi ham, fikri zikri Allohni roziligi yetishligi uchun bo'ladi. Shuning uchun bu odam ko'p narsa yo'lgaydi. Omir ibn Abdulloh at-Tamimiy mana shu hayotini bir qismini ilm majlisiga sarf qildi. Avval o'zi ilm o'rgandi, keyin odamlarga ilm o'rgatdi. Yana bir qismini hayotini, yana vaqtini bir qismini Robbisining ibodatiga sarf qildi. Tunlari bilan ibodatda bo'ldi. Yana bir qismini Allohning kalimasini oliy qilish yo'lidagi janglarda qatnashdi, g'ozilardan bo'ldi. Bir qarasang, ilm o'rgatayotgan olim, bir qarasang, kechasi bilan uxlamayotgan qoyim, bir qarasang, jang maydonidagi g'ozi. Bular ulgigan ekan hamma yoqqa. Bizni qarasak, na dunyoda ishini zo'r qilamiz. Na bir oxiratga bo'lgan amallarda bir shijoat ko'rinmaydi. Na urusiga ham emas, na bunisiga ham emas, yeta olmaymiz. Inshaalloh Omir ibn Abdulloh at-Tamimiyning hayotini davomini keyingi suhbatimizda davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu